Şu an proof of work ile başlıyorsunuz genel olarak. Tabii benim normalde mezuniyetim matematik. Üstüne bilgisayar bilimlerinden eğitim aldım. Hesaplamalı dil bilimi var bir tarafından, bir tarafından karar verme mekanizmaları var. Uygulamalı mantık benim temel alanım. İşte datalar üzerinde decision making tarzı karar verme işleri de çalışıyorum. Derken ister istemez tabii buradaki bir bütün dünyayı etkileyen bir network dalgası. Yani bu bir network. İnternetin kendisinde olduğu gibi. Neyse velhasıl kelam bakarken proof of work'e geldim. Bakıyorum insanlar deli gibi işlemci satın almaya başlıyor. Ne yapıyor bu işlemci? Tabii oradaki şifreleri, gittikçe zorlaşan şifreleri çözmeye başlıyorlar ve inanılmaz derecede ekran kartı olayları vesaire, farklı teknolojiler, ASIC, minerler falan vesaire. Bu sefer sonra tabii proof of stake meselesi çıktı. Proof of work'te bilgisayarı kuvvetli olan kuvvetliydi. Tabii paralel hesaplamalar falanlar da yaptırdılar. Bazı ülkeler bu durumda lider oldu. Proof of stake'te de tabii ki coin miktarı fazla olup onu kilitleyen, onu stake'e yatıran, yani bir bankaya yatırıp faizini almak gibi düşünebiliriz. Belli bir süre. Bunu yapanlar yine liderler oldular. Ben baktım tabii ki bunda her zamanki gibi bilgisayara kuvvetli olan, parası kuvvetli olan, proof of stake'te de stake'i kuvvetli olan, coin'i fazla olan, yine parası kuvvetli olan ya da fırsatı çok önce görmüş birisi olabilir dedim. Ya buraya baktım. Tabii benim bu düşünce tarzım yaklaşık 2,5 yıl önce falan oldu. Bunları düşüneli. Aradan belli bir süre geçip pek çok white paper vesaire, işte projelerin tanıtım dosyaları olsun, özellikleri olsun incelerken bir anda aklıma şey geldi. Evet, proof of work var, proof of stake var, pek çok şey var. Fakat şimdi dikkat ediyorum, her şey bilgisayar üzerinden tık tık ilerliyor. Bu insanları bir şekilde birbirlerinden uzaklaştırıyor. Biz buna da decentralized, yani merkezsiz demiştik. Bilgisayarı güçlü olan güçlüdür. Coin'i fazla olan fazladır. Tamam, madem biz bu sistemi bu şekilde çözemiyoruz, ben de o zaman şey dedim, insanları bu kadar sosyallikten uzaklaştıracağına, herkesin elinde bir telefon, herkeste bir bilgisayar. Ben dedim ki bu insanlar bir araya gelsin, temel hak oksitosin için konuşuyorum. İnsanlar bir araya gelsin, bir araya gelirlerken bu insanların proof of work dedikleri, yaktıkları şey kafeye gitme enerjileri olsun, restoranlara. Proof of stake dedikleri de gidip orada zaten o meet olayını gerçekleştirmesi olsun. Yani benimki aslında sanal bir, yani virtual bir yaşamdan gerçek bir yaşama blok zincirinin bir kullanış adımı olarak devam eden bir serüven olarak kafamda gelişti. Yani bu noktaya böyle geldim hocam. Hocam orada mısınız? Hocam, pardon, ben kendimi sesimi kapatmışım, o yüzden şimdi duyuluyor değil mi? Evet evet, buyurun. Yani tabii nodlar nasıl kurulacak sonuç olarak şimdi proof of work'te, neden proof of work'tü? Sonuç olarak bir şekilde Satoshi bu yapıyı önerdiği zaman demişti ki bu insanlar makinalarını neden bu altyapıya sunsunlar? O yüzden bir ödül mekanizması için konmuştu. Sizin yapınızda nasıl bir ödül mekanizması olacak? Makineler neden sizin altyapınızı, yani bu sistemi çalıştırmak için devralsın? Herhalde bunu buradaki PDF'ten sunacaksınız herhalde, değil mi hocam? Tabii. Yani proof of meat genel bir kavram. Aslında daha büyük bir pencere. Hak oksitosin onun daha bir özelleştirilmiş hali. Hani restriction dediğimiz hali. Bir uygulaması. Bir uygulaması, evet. O zaman buradan mı? PDF'den gidebiliriz hocam. PDF gözüküyor. Hafif aşağı indirebilirsiniz. Tabii. Size zahmet. Tamam, şu kısma bakabiliriz. Bir overview bakalım genel haliyle. Ya, proof of meat genel haliyle nedir? Merkezsiz bir platform. Amacı ise günlük iş yaşamı ve günlük iş uzayında. İş uzayından kastımız nedir? Reel dönen ekonomi. Bizlerin çarşıya pazara gittiği, herkesin alışveriş yaptığı, zaman geçirebildiği bir ekonomi. Neyi gözeten? Yeri ve zamanı gösteren ve bununla kişileri ya da orada artık her ne olacaksa o obje, o objeyi ödüllendiren bir sistem. Yani günlük hayatın tam kalbinde, içerisinde. Birincisi bu nokta çok önemli. İkincisi
Bu proje dikkatli bir şekilde aslında güzel bir şekilde planlandı. Çok da iyi aslında bir takımımız var. Takımımızdan ileride bahsedeceğim ben size. Günlük hayatın içerisinde hem psikolojinin verdiği hem paylaşım ekonomisinin ayrıca bir de blok zinciri dediğimiz ve merkezsiz platformların bize verdiği özellikleri çok güzel bir şekilde kullanan bir altyapıya sahip. Aslında ne yapıyoruz? Blok zincirini bir küçük ve büyük işletmelerin performans ölçümleri olabilir, yaptıkları işe bağlı olarak ödüllendirmeler olabilir, iş yerlerinde müşteri sadakatini ve sürekliliğini sağlayacak şekilde blok zincirini küçük ve büyük iş merkezlerinin kullanacağı aktif bir hale getiriyoruz. Burada neden blok zinciri ve decentralized dediğimiz merkezsiz yapı var? Ödülleri adilane bir şekilde dağıtıp hesap verebilir bir hale getirmek için. Bu nokta çok önemli. Emeği, insan gücünün emeğini, insan gücünün yaptığı emeği bir çeşit ödüllendirmeye dönüştüren sistem. Benim bilgisayarım daha iyi ya da senin coin'in daha fazla anlamında değil. Diğer bir mesele, tabii bu konsensüs protokolü oluşacak protokolün amacı en genel çerçevede dinamik büyük veri. Bu dinamik büyük veri de mekan yani konum ve bulunulan zaman bilgisi timestamp dediğimiz bilgiyle harmanlanarak önümüze gelecek bir blok zinciri sistemi. Peki bunun POW ve POST dediğimiz yani proof of work ve POST dediğimiz şeyi buluşmaların ta kendisi. Bu önemli bir nokta. Gücünü nereden alıyor? Makina. Makina dediğimiz elimizdeki telefondan alıyor. Bir de insan gücü. İnsan gücünü ne şekilde alıyor? Sosyalleşebilen insan gücü anlamında alıyor. Ve external yani dış farklı bir şekilde herhangi bir enerji harcaması söz konusu değil. Esas mesele bu. Harcadığı enerji günlük yaşam ve günlük iş yaşamı içerisindeki olması gereken enerjinin kendisi yani kullanılması gereken enerjiyi kullanan, external bir enerjiye ihtiyaç duymayan bir sistem. Şimdi hocam yani sunumda var muhtemelen ama ben en azından evet geliyor, benimki geliyor mu? Sesim gelmiyor mu? Hocam? Geliyor hocam, kopuk kopuk geliyor ama geliyor. Anladım. Artık internetin diğer şeylerini mi kapatalım? Bilmiyorum. İnternet sıkıntısı var herhalde. Evet. Yani benim şöyle bir şey ilgimi çekiyor. Mesela hani proof of work neden var? Çünkü güvenmiyoruz. Notlara güvenmiyoruz. Notlara güvenmediğimiz için böyle bir yapıya gitmesi gerekiyor. Yani güvenilir notlar olmadığı için. Yani böyle bir sistemde o cep telefonlarıyla gelen kişilerin sistemi kötüye kullanıp sistemden daha fazla yarar sağlamasını engelleyecek mekanizmalar var herhalde. Var hocam, var. Fingerprint var. Mesela face recognition var. Buradaki ben şimdi hack app meselesindeki sistemi ufaktan anlattığım zaman o mekanizmanın nasıl sağlandığını anlayacaksınız hocam birazdan. Detaylara gireceğim. Tamamdır. Tamamdır. O zaman aşağı doğru inelim. Nasıl? Tamam. Şimdi tabii proof of meet'in dedik ki bir restricted yani kısıtlanmış hali olan hack app'in ortaya çıkma sebepleri birkaç tane. Şimdi ilk başta tabii ben 1,5 yıl önce falan projeyi anlattım da insanlar bunu bir dating programı zannetti. Yani dating programı nedir? İşte Tinder gibi insanların buluşup date ettikleri bir program gibi zannedildi ama altyapısında farklı bir şey vardı. Şimdi tabii benim oralara da eleştirilerim var. Şimdi ben biraz araştırma yaptım. Bu dating programlarının insanlara gerçekten neler sağladığı üzerine. Yani yaptığım araştırmalarda şunu fark ettim. Gerçekten de şirket patronları inanılmaz paralar kazanırken, o programlar üzerinde verilen reklamlarla inanılmaz paralar dönerken, insanlar sadece ve sadece telefon üzerinde ve çok az bir kısmı real yaşamda belli bir süre, belli bir haz diyeyim, yani genel bir mutluluk değil, belli bir hazla ulaşıp ondan sonra aradıklarını bulamadıkları depresif sistemlere yöneltme.
Şimdi bunu ben fark ettikten sonra şunu fark ettim. Proof of Meet'in bunun için yararlı bir noktası olabilir. Nasıl yararlı bir noktası olabilir? Bir kere şu var. Dating programlarındaki mesela, dating demeyelim çok daha genel. Mesela Match Group var Amerika'da. Match Group'un olayı şudur. Sana işte restoran sağlar, sana indirim sağlar, sana buluşma sağlar. Ama senin çoğu zaman ödülün gerçekten yaptığın emekle bir ödülleşen bir duruma karşılık gelmez. Şimdi buradaki amaç şu, tabii ki Match Group gibi dediğim bu iş üzerine yatırım yapıp kafa patlatan firmaların ürünlerinin tamamı hepsi merkezi. Merkezi olduğu için kişilerin, olayların, meselelerin ödüllendirilmesi anlamında da yani haksızlıklar ve cheating dediğimiz işte kandırma meselesi, sistemi kandırma meselesi de firmanın kendisi tarafından dahi yapılabilir. Bu tipte bir mesele için yani insan elinin arka tarafta dokunamayacağı ve sistemin kendi içerisinde hareket edip ödüllendirileceği bir sistemin kendisi de tabii ki blok zinciri ve bir konsensüs mekanizması olabilirdi. Madem dating dediğimiz meseleler gerçekten insanları gerçek bir sosyalliğe itmiyor, gerçekten bir paylaşıma itmiyor. Çünkü ben sağa sola parmağımı böyle swap ederek insanları gördüğümde mutlu olma yoluna asla gidemem. Zevk alanda vardır bundan ama bunun çok süreli olduğunu düşünmüyorum yani. Hani böyle bir mesele var. Benim bahsettiğim şey insanın insanca paylaşabildiği, sohbet edebildiği, buluşabildiği, beraber bir yani company dediğimiz bir ortak bir şeyin içerisine girebildiği, sosyalleşebildiği, aynı zamanda bakın bu noktada çok önemli, küçük ve büyük işletmelerin de bundan fayda sağlayabildiği, aynı zamanda kişilerin de ödüllendirilebildiği bir sistemden bahsediyorum. Yani böyle bir sistem şu anda yok. Bir ikinci mesele var. O mesele tabii ki HackApp'in uzun vadede daha farklı boyutlandırılacak bir mesele. Donation culture dediğim benim. Bağış kültürü hocam. Bağış kültürü yapanın da ödül, yani bağış organizasyonu yapanın da ödüllendirilmesi gerektiğini düşündüğüm bir mesele var ortada. Elbette ki bu tip işlerin karşılıksız ve gönülden olması gerekiyor. Fakat bir kültürün ortaya çıkması için öncelikle ona bir ödeme yapılıyor ve o ödeme ile beraber öyle bir de kültür ortaya çıkıyor. Zaten videonun kendisinde var aslında. Son kısımda bahsettim. Benim daha çok üstünde duracağım kısım bu meeting dediğim kısımlar meselesi. Yani bunun ufku çok geniş bir mesele. Nasıl çok geniş? Bu sadece kafede, restoranda buluşmak değil. Şimdi yani o videoyu göstereyim mi hocam? Bir daha deneyelim. Business managers and even the need donations earned from HackApp's. Evet, burası güzel hocam. Diyor ki yani diyor hem HackApp'in kullanıcısı, hem iş yeri sahipleri hem de ihtiyaç sahipleri, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım yapan insanlar bir arada nasıl kazanabilir? Hepsinin kazanabildiği bir sistem. Cevap basit. Fair share dediğimiz adil paylaşım ve emeğe karşılık verilmiş bir paylaşım. Devam edebiliriz hocam. Simultaneously. The reasoning is very simple. Let's shortly explain it. This is Sam. Sam installs HackApp to his phone. These are Sam's friends that he plans to meet for a dinner. Sam and his friends meet at the restaurant. Sam's friends install HackApp via his referral and check in with the restaurant. The owner of the restaurant, Mary, gives a 5% discount on the bill. HackApp will help Sam and his friends earn even more by defining Hack's token in their wallet. Now that Sam and his friends know they could earn more as they spend more time in the restaurant with more people, they start to come to the restaurant with more friends. Mary begins to get more interest in customer loyalty from HackApp. So far, so good. But it just gets better. Sam locks his Hack's tokens from his HackApp wallet into his Hack's staking account with an interest per at least 1 month and earns from the accumulated Hack's tokens and further from savings of the compound interest. Let us now look at how the third parties earn from HackApp.
Sam sees someone in need of help, and Sam wants to help this person. Sam clicks the social emergency tab from his Hog app. Sam writes a brief statement of the situation. Hog app experts read the Sam statement and send confirmation. Hog app users from all over the world observe the situation and donate any amount of Hox tokens into third party's account. Moreover, Sam earns because he led the campaign. Click on hogxytoken.io for more information. How come both users... Tamam hocam. Şimdi ben bu videoyu önce bir açıklayayım, sonra detaylara gireyim. Tamamdır. Tamam. Şimdi burada kastedilen şey şu. Meeting'den kastımız, biz tabii burada çok güncel bir olaydan örnek veriyoruz. Siz 5-6 arkadaşınız ya da ucu bucağı yok, önemli değil. Bir yerde buluşuyoruz. Buluşmaya karar veriyorsunuz. Karar verdiğiniz yer ile Hog App kendisi anlaşmalı olan bir yer. Bu şekilde bir sistem düşünelim. Anlaştınız, gittiniz ve dükkan sahibi sizi teyit etti. Sizin oraya telefonunuzun başkasının götürmesini de engellemek için fingerprint ya da işte face recognition dediğimiz bir onaylamaya gidiyor. Sizi oraya alıyor. Aldıktan sonra orada siz belli bir vakit geçiriyorsunuz. Geçirdiğiniz vakte bağlı olarak ve geçirdiğiniz, yani kaç kişiyleyseniz ona bağlı olarak bir kere sistemden siz Hox ödülü alıyorsunuz. Bunu alabilmek için sizin cüzdanınızda bulunan Hox'u zaten önceden bir şekilde satın almış ya da birisi tarafından verilmiş olmalı ve bunu Hog App sistemine stakelemeniz gerekiyor. Yani hisselemeniz gerekiyor. Şimdi bu hisseyle ne oluyor? Varsayıyorum ben, farazi konuşuyorum şu an. 10 tane işte Huxcoin'den şey yaptınız diyelim, stakelediniz. Bu size Huxcoin'i, yani bir ay için stakelediğinizi düşünün. Bu size bir ay içerisinde 10 tane buluşmadan size bir, yani 10 buluşma ödülü kazanacak şekilde eğer buluşursanız bir ödül sistemi veriyor. İkincisi, aynı zamanda stakelediğiniz için size stake ödülü veriyor. Bakın, sisteme dahil olma biçimi bu. Dükkan sahibi de Hox stakelemek zorunda ve bunu 10 tane diyelim, 10 tane Hox stakelediğinde 100 tane buluşmayı onaylayabiliyor. Bu onaylamaları aynı zamanda onaylama sürecinde de siz kasaya gittiğiniz zaman size dükkan sahibine bir indirim garantisi veriyor. Şimdi sistemin genel sirkülasyonu bu. Ne kadar fazla kişi, ne kadar fazla zaman geçirdi, o kadar indirim, o kadar da ödül alıyor. Buraya kadar her şey yolunda herhalde. Tabii. Buyurun. Devam edin hocam. Şimdi bu birincisi ne sağlayacak? Bir aradalığı bir kere sağlıyor. İnsanları gerçekten gerçek bir sosyalliğe doğru itiyor. Kullandığımız telefonları, blok zincirlerini, kafamızı gömdüğümüz teknolojileri, kafamızı kaldıramadığımız teknolojileri bir kere kafamızı kaldırıp bir noktaya insanları daha fazla sosyalleştirmeye çağırıyor. Biraz daha aşağı bile inebilir miyiz hocam? Tabii ki. Tabii bu, şimdi burada tabii ki şunu da sağlıyoruz. Dükkan sahiplerinin, yani iş yeri sahiplerinin bir onaylama süreci de var. Yani bu onaylama süreci aslında dükkan sahiplerinin bir nevi de bir teşvik sunarken aynı zamanda müşterinin dükkan sahibine bir şeyleri onaylatıp aynı zamanda hem Hox'tan hem de indirim ödülleri almasıyla dükkan sahibi müşteriler arasında da pozitif bir ilişki kuruyor. Yani burada dikkat ederseniz burada tabii ki blok zinciri arka tarafta nasıl çalışacak? Biraz inebilir miyiz hocam aşağı? Tabii ki hocam. Bir 10 dakika içerisinde yine sona erecekmiş. Ya 10 dakika hızlandıralım ya da bir daha tekrar bağlanacağız. Öyle mi? Vallahi yeter mi zaman, evet, onu bilemiyorum ama. Tamam. Öyle olursa da bir daha bağlanacağımızı bilelim. Ben paylaşırım tekrar. Tamam bağlanalım hocam. İnebilir miyiz aşağı? Bunu zaten şeyi de anlattık. Videoda anlattık bu kısmı. Evet. Şuraya inelim hocam. Tokenomics kısmını da bir geçelim. Aşağı doğru bir inelim. İnelim hocam. İnelim. Roadmap'in de altına inelim. Evet. Şura hocam. Investor'dan kastımız aslında Hox token'i ya da işte ileride olacak Hox coin'i elinde bulunduracak kişinin faydası nedir? Bir kere iki çeşit bir fayda var. Bunu dallandırmaya gittik. Birincisi zaten trade yapabilir.
Çünkü bir şeye dönüşecek borsalarda. Hali hazırda var zaten. Borsalarda dönüyor. İkincisi de hack app'in kullanıcıları. Şimdi bir bireysel kullanıcılar var. Bunlar buluşan kullanıcılar. Bir de iş yerlerinin kendisi var. Bireysel kullanıcılar için bir kere stakelediği için stake ödülü geliyor. Stake yaptığı için aynı zamanda buluşma hakkına sahip oluyor. Stake yaptığı için aynı zamanda da indirim hakkına sahip oluyor. Sadece bununla kalmıyor. Stake yapmış kişi nasıl proof of stake'de stake ödüllerine sahip oluyorsa, blok üretimi, işte transaction, sonuçta HOX alınıp verilen, birbirleriyle insanlara iletilen bir kripto para biçimi. Transfer için transferleri onaylayarak yine arka taraftaki stake sistemiyle, bunları ileride anlatırım hocam. Stake power dediğim bir kavram var. Onu anlatacağım. İkincisi de buluşmaları onaylayarak buluşma ispatlayıcısı olarak aynı zamanda da buradan yine bir ödül alıyor. Peki iş yerlerinin ne faydası oluyor? İş yerleri de yine bir kere Fox'u stakeliyorlar. Stake yaptığı zaman bir kere bir stake ödülü zaten var. Yine bir aylık, iki aylık, üç aylık. İkincisi buluşma onaylayıcı haklarına sahip. Varsayıyorum 10 tane Hox coin'i stakeledi. 1000 tane buluşma onayı hakkına sahip oluyor. Ve işin güzel tarafı şu, iş yerlerinin kendisi de yine aynı buluşanlar gibi blok yaratma, transaction kanıtlama, buluşma kanıtlama ödülleri, buluşma ispatı ödülleri gibi arka mekanizmanı veren pek çok ödülden yine bir ikinci defa daha faydalanabiliyorlar. Şimdi buraya kadar yani arka tarafta dönen çok teknik şeyden ziyade burada ben investorların, yani yatırımcıların aynı zamanda neler kazanabileceğini, bir defa değil birden fazla şekilde, pek çok şekilde kazanabileceği bir sistem üzerinde konuşuyor. Şimdi şeye gelebiliriz hocam, biraz daha yukarıya. Hocam bitirelim mi yoksa uzatalım mı bir şey daha, yoksa bir toplantı daha yapar mıyız ileride o şekilde? Ya bir toplantı daha yaparız hocam, ama hani sonuç olarak yine bir 6-7 dakikamız var. Yani daha doğrusu benim merak ettiğim şey, tabii burada çok teknik altyapısına girmedik ama her zaman biliyorsunuz bu tür sistemlerde sistemi abuse edecek kişiler vardır. Yani birisi gelip de ben uğraşıp bu sistemi devre dışı bırakmasına yönelik işte bir saldırıya karşı nasıl önlemleri var? Yani çünkü proof of work ve benzeri consensus protokollerin asıl amacı böyle saldırıları engellemek. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Şimdi proof of work'teki mesele nedir hocam? Kişi ne kadar iyi bilgisayara sahip olursa, değil mi? Yani sistemin gücü onda oluyor. Haksız mıyım? Doğru, ya da bir... ama sonuç olarak şimdi sistemin gücü değil, blok yazmayla alakalı tabii ki. Yani blok yazmada kimin blok yazacağını belirlemek açısından bir yarış var. Çünkü evet. Onun ucunda bir ödül var. Evet. O yüzden hani insanlar bunun için savaşıyorlar ama artık öyle bir hale geldi ki bilgisayar sayısı ve şey zorlaştığı için, sorunun zorlaştığı için artık hep birlikte çalışmaya başladı. İşte hocam. Ama, hani, ama evet, burada hep... çok büyük nodlardan söz ediyoruz hocam. Yani hani Tabii. Zaten ne kadar yoğun kullanılmaya başlanırsa o kadar fazla nod olur ve nodun ne kadar fazlaysa bu tür süreçler o kadar zorlaşır tabii ki. Tabii doğal olarak işte bu yüzden mesela proof of stake örneğinden yola çıkarak ben de şunu ortaya attım. Stake power dediğim bir mesele. Stake power'da o stake power'ı kazanacak kişinin 5-6 tane aşamayı, yani 5-6 tane birbirinden neredeyse ayrık özelliğe sahip olması lazım. Bu sistemi bozacak, işte ebus edecek mekanizmanın ne kadar zorlaşacağını ben makalede bahsettim aslında. Proof of yani, bahsettim. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Sizin çalışmanız proof of stake'in değişik bir versiyonu. Daha. Evet, yani... farklı ve şu var hocam, yani illa biz tutup da proof of meat'i kendi başına bir blok zinciri olarak ortama atmak zorunda değiliz. Ya da bir direkt konsensüs olarak değil. Neredeyse bütün POS dediğimiz proof of stake'e izin veren bütün sistemlerle de entegrasyonu da mümkün. Anladım. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Hani belki işte bir sonraki sunumlarda da bunun hakkında konuşuruz da. Yani hani mesela benzer bir şey proof of stake'i kullanarak smart kontraktlarla yapılabilir miydi?
Evet, zaten Emin Hoca ile, Emin Günsürer Hoca ile konuştuğumuz mesele de bu. Avalanche protokolü üzerinde zaten proof of location, yani location'ı gözeten Wi-Fi ile beraber geri konumu, saati, zamanı ve bu tip proof of need felsefesine ait bir ortam yok. Biz de onu konuştuk. Yani bunun ileride lojistiktir, buluşmadır, kargodur, başka tipteki buluşmaları öngörebilecek mekanizmalar için proof of need'i Avalanche'la entegre etme yolu üzerinde konuşuyoruz zaten. O zaman hocam, yani o zaman önümüzdeki zamanlarda sizin böyle teknik yapısını anlatan bir buluşmada buluşacağız o zaman. Tabii hocam, tabii siz, ki. Yani ne birkaç dakika içerisinde o zaman oturumu kapatalım. Siz ne demek isterseniz hocam, katılanları ne paylaşmak isterseniz. Aynı zamanda sonradan gelen arkadaşlar için de söyleyebiliriz. Hani video bir aksilik olmazsa paylaşılacak. Ufak tefek aksilikler oldu, kusura bakmayın. Buyurun hocam. Şöyle de yapabiliriz. Arkadaşlar yorulmuş da olabilir. Daha sonra yine bir ekstra direkt proof of meet'in teknik yerlerine dalacağımız şekilde bir şeye gidebiliriz. Daha ayrı bir toplantıya, başka bir gün. Hatta şey yapabilirler. Yani izlemek isteyenler varsa zaten kaydediliyor. Şu kayıtlı olacak zaten. İzleyen bir daha izler. Daha iyi anlam, yani anlamsallaşması için. Bu da olabilir. İleride ekstra proof of meet'in özellikle Avalanche ile nasıl entegrasyon sağlayabileceğini anlatma konusuna gireyim. Evet, yani bu zaten Avalanche'ın da öyle projeleri var bu arada, değil mi? Hani daha çok uygulama alanı istiyor. Siz de aslında bir uygulama alanı olarak Avalanche'a da evet, değer katabilirsiniz. Tarafta, evet, bir nevi bu, çünkü şöyle bir şey de var. Ben direkt Hux Blockchain olarak ortaya çıkmaktansa Emin Hoca'nın bir alt coin'i olarak onun smart kontratı üzerinden, hatta Solidity Plus Plus diyor. O Plus Plus üzerinden onu kodlayarak Proof of Meet'le güzel bir entegrasyon sağlanabilir. Yani bir application olarak komple, hani sonuç olarak bu bir aslında hani bu da evet güzel bir proje olabilir. Yani ben teşekkür ederim hocam, gerçekten hani Türkiye'de biz hep bütün sektörü de takip ediyoruz. Bu tür girişimleri desteklemeye çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü hepimizin birbirinden öğreneceğimiz şeyler var. Yani ben başarılar diliyorum. Umarım gerçekten güzel çalışmalar olur. Umarım birlikte de bir şeyler yaparız. Paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere zaman... de teşekkür ediyorum. Evet. Biraz şey oldu ama süremiz çok azaldı, ama bir soru varsa da hızlıca alabiliriz belki. Soru varsa evet. Bir dakika kadar süremiz var. Alabiliriz. Bir bakalım chat kısmına da. Yani, Wisdom %5 cashback demiş. O doğru. Onu da artık buluşanların ağırlığına göre restoranlar, kafeler kendileri verecek. Daha fazla kişiye daha fazla indirim yapsın tabii ki. Ya buna çoğu tabii smart kontratlarla çok güzel şeyler yapılabilir. Aslında hani otonom sistemler diyoruz ya, bu otonom sistemlerin güzel uygulamalarını göreceğiz. Hocam logic programming, yani mantık programlama, blok zinciri içerisindeki smart kontratlarla ne kadar güzel kullanırlar, Hox projesiyle bunu görecekler hocam.